2013-2014 eğitim ve öğretim yılı bugün sona erdi. 97.005 öğrenci bugün karnesini alırken 3 aylık yaz tatili de başlamış oldu. Yıl boyu gördükleri eğitim sonrası başarı tablosunu yansıtan karnelerini alan öğrencilerin bazıları sevinirken bazı öğrenciler de üzüldü. Öğrencilerin karnelerindeki kötü tablolar zaman zaman üzücü olaylara da neden olabiliyor. Siirt Kadın Doğum Çocuk ve Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan çocuk psikiyatrisi uzman doktor İrem Hamamcıoğlu, karne dönemlerinde sadece çocukların performansının değil, ailenin ve öğretmenlerin de katkısının değerlendirildiğini belirtti. Karnesi kötü gelen öğrencilerin üzülmemeleri gerektiğini vurgulayan Hamamcıoğlu, bir karne dünyanın sonu değil, telafi edilebilir bir şey. Dolayısıyla geleceğe yönelik çocuğun umudunu beslemek, onu motive etmek, ailenin tutulması gerek bir faydalı tavır olacaktır, dedi. Bugün okul döneminin son günü, karne günü. Karne alındığı dönemde sadece çocukların performansı, bir dönemki performansı değil, aynı zamanda hem ailenin hem öğretmenin de katkısı değerlendiriliyor. Dolayısıyla çocukların notlarını, karne notlarını sadece onlara endekslemekten çok biz bir öz eleştiri yapmak, bütün dönem çocuğa ne kadar hem akademik anlamda hem ruhsal anlamda destek olunabildiğini de bir gözden geçirmek lazım. Akademik başarı, özellikle ilk öğretim döneminde ailenin desteği ve motivasyonu ile ilerliyor. Okulun desteği ve motivasyonu ile ilerliyor. Dolayısıyla özellikle ilkokul 1, 2, 3. sınıf çocuklarında ailenin çocuğa yatırımı, desteği çok önemli. Kötü karnesi olan çocuklara dediğim gibi aileler de mutlaka bir kendilerine dönüp bakmalı. Ben bu dönem içerisinde üzerime düşeni yaptım mı, çocuğuma destek olabildim mi, yeri geldi. Yani bazı aileler şöyle anlıyor, oturup derslerini onun yerine yapmak ya da onunla beraber dersini yapmaktan bahsetmiyoruz. Belli bir çocuğa program oluşturmak, belli bir düzen, çerçeve, çalışabileceği ortam oluşturmak, onun çalışması için motive etmek, yeri geldiğinde denetlemek, başarılarını görmek, onur etmek, takdir etmek, tebrik etmek çok önemli. Ufak başarıların bile takdir edilmesi arkasından daha büyük başarıları getirecektir. Pekiştireçler, olumlu pekiştireçler önemli. Yani sadece ceza ya da işte sene sonunda karne geldiğinde bir ceza uygulamaktansa sene içerisinde çocuğun akademik başarısını, gidişatını takip etmek gerekli. Bu hem ruhsal anlamda da hani ailenin gözünün çocuğun üstünde olduğunu, takip edildiğini, önemsendiğini hissetmesi açısından çok önemli. O yüzden karnesi kötü gelen çocukların aileleri de aslında kendilerini bir olumsuz not almış düşünebilir, değerlendirebilirler. Elbette telafi edilebilir. Yaz döneminde belki yine ailenin bir miktar desteğiyle çocukların eksik derslerini toparlamaları sağlanabilir. Onun dışında yaz dönemini de sadece ders çalışmak gibi görmemek lazım. Çocukların özellikle dediğim gibi ilk öğretim döneminde sosyal açıdan da gelişmeleri için bir fırsat yaz tatili. Mutlaka onları sosyal etkinliklere, resim, müzik, spor, sanat olabilir, yönlendirmeleri, sorumluluk almalarını teşvik etmeleri faydalı olacaktır. Burada en önemli akılda tutulması gereken şey aile ve çocuk arasında yapıcı bir bağın olması. İyi bir ilişki olduktan, empati olduktan, karşılıklı anlayış olduktan sonra zaten akademik başarı da beraberinde gelecektir. Bazen aile baskısı gençlerin kötü karne notlarıyla beraber olumsuz düşünceler içerisine girmelerine, kendilerine zarar verme düşüncelerine yönelebiliyor. Ancak elbette bir karne dünyanın sonu değil, telafi edilebilir bir şey. Dolayısıyla geleceğe yönelik çocuğun umudunu beslemek, onu motive etmek ailenin tutulması gereken faydalı bir tavır olacaktır. Burada çocuklardaki cezalandırma beklentisi, aile baskısı çocuklara kendilerine zarar vermeye yönlendirebiliyor. Dolayısıyla çocuğun yanında destek olmak bu dönemde ve onu bunu telafi etmeye yönlendirmek gerekiyor.